Merhaba, Turkcell ile devam ediyorum. Şimdi Turkcell'in günlük, onu söyleyeyim şeyi, grafik günlük. Şöyle söyleyeyim, önce bir mum formasyonu olarak söyleyeyim. İyi bir mum değil. Şu an iki kargayı yapmış. Üçe doğru gitmeyeceğinin garantisi yok. Gap yapmış kargaları. Şurada bakın bir gap bırakmış düşüşte. Yani bir ivme var düşüşte. Ve çubuğun boyu, gövdesi çok uzun. Yani çok uzun ve siyah gövdeli pek sevmeyiz. Kimse sevmez. Önce aşağıyı konuşalım, sonra yukarıyı konuşuruz. Aşağıda şurası gördüğünüz gibi, yani 200 gün ortalaması güzel bir stop noktası. İşler iyiye mi gidiyor acaba dememiz için şurada 15-57'yi kırması gerekiyor. O da 50 gün ortalaması. 200 günde 14-13'te bakın. 14-13 hemen aklımızda tutalım. Ve 15-57 seviyelerimiz. Takip etmemiz gereken seviyeler. Eğer bunlar kırılırsa aşağıda, yani alt tarafı kırarsa kötüye gidiyor. Üst tarafı kırarsa tekrar bir toparlama mevcut deriz. İlk önce bunu bir söyleyelim. Bunun dışında şöyle bir Fibo düzeltme seviyelerini alalım. Orası neler gösteriyor bize? Onu da bir görelim. O da 3 aşağı 5 yukarı aynı yerleri gösteriyor. Yani 618, 1550, 0382 düzeltmesi aşağıda 1404. Kırılırsa 1404 aşağısı pek iyi değil. 13-14'e kadar derin bir yer var. Oranın kırılması durumunda çekilmesi için bir alan var. Tabii yukarı doğru kırılırsa da 16-54 diğer bir. Zaten direnç çizseydik onu da böyle çizerdik. 16-54'te bir yükselişteki direnç seviyesi. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey, bakıyorum. Yani bir formasyon şu an yok, söyledim ama yani bu pek iyi bir mum değil. Şeye baktığımız zaman stokastik günlükte SAT'a gelmek üzere. Şurada mavi olan turuncunun altına daldığı zaman o bir SAT işareti oluyor. Mavi olan değeri 50, turuncunun 48. Stokastikte bu çok yakın değerdir. Öyle söyleyeyim. 50 ve 48 değeri. Mekli de günlükte SAT'a doğru boynunu şöyle bir çevirmiş. Bir de bir şey merak ettim. Yani aslında çok teknik analizi ilgilendiren bir konu değil ama Turkcell'in ya kar verdi diye hatırlıyorum ama ikinci çeyrekte. Evet. 851 milyon lira net kar elde etmiş. Geçen yılın aynı dönemi 465 milyon kar. Yani karını ikiye neredeyse katlamış ama burada şimdi satış matış oldu. Bununla alakalı bir şey var mı onu bilmiyorum. Yani muhasebeleşmesi nedir? Bilançonun bu karın artmasının sebebi nedir? Abone sayısı artmış mıdır? Faturadan gelirler artmış mıdır? Bilmiyorum. Yani dediğim gibi teknik analizin de konusu değil ama hani bu da bir acayip bir eleştiri gibi bir şey olsun. Kardeşim geçen seneden bu seneye bir kağıt ikiye katlıyorsa karını aynı dönemde, ki abone sayısı dediğim gibi arttı mı artmadı mı bilmiyorum ama -4,27'lik bir düşüş de yatırımcının, yani temel analize dayalı yatırım yapan insanların sinirini haliyle bozar. Siz de temel, yani şey olarak suçlama alışıyorum ama temel analiz yapan arkadaşlar da bunu anlatamazlar. Çünkü o zaman şeye geliyor durum. Ya karı verdi ama beklenenden az verdi. İşte zarar verdi. Öteki zarar veriyor. Yukarı kalkıyor. Diyorsun zarar verdi. Abi o da ama beklenenden az zarar verdi diyor. Kağıt tavana gidiyor falan. Böyle bir şey oluyor. Bu da bir eleştiri olsun. Öyle söyleyeyim. Yani dediğim gibi iyi kar verdi. Ama çok fazla daldı. Seviyelerimizi tekrar hatırlatayım. Çok lafı da dolandırmadan videoyu bitireyim. Aşağıda 14.04, yukarıda 15.50. 15.50 kırılmadıkça iyi bir şey, yani orta ve uzun vadede bir yükseliş beklemek anlamsız olur. 380 kırılmadıkça da büyük düşüşlere çok girmez. Buradan sağa da yayılabilir. Onu söyleyeyim. Yani bundan çıkamazsa ikisinin içinden sağa doğru doğal olarak bir yayılım gösterecektir. Hepinize iyi haftalar dilerim.